Narin Güran cinayetinde hesap vakti geldi. İşte anne ve abinin cezaevindeki sözleri. Benim acım çoktur. Başka Narin kaybolmaz. Başka analar ağlamaz. Sen biliyorsun bu 5 günde çekiyorum. Sen biliyorsun 5 günümüz ne çekiyoruz. Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden ve henüz katiliyle sebebi bilinmeyen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde zanlılarla ilgili hesap vakti geldi. Duruşmadan hemen önce tutuklu abi Enes Güran'ın son dakika sözleri şaşkınlık yaratırken, Enes Güran'ın açıklamaları baba Arif Güran'ın sözleriyle birlikte değerlendirilince yeni bir anlam kazandı. İşte 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşması görülecek olan Narin Güran cinayetini aydınlatacak en kritik detay. Bugün burada musallada yatan aslında bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. Cenab-ı Hak bizleri vicdan sahibi insanlardan eylesin. İşte 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşması görülecek olan Narin Güran cinayetini aydınlatacak en kritik detay. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde yaşayan 3. sınıf öğrencisi, 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos Çarşamba gününe başına geleceklerden bir haber uyandı. Ailesiyle birlikte babası Arif Güran'ı şehir dışına uğurlayan Narin, bir süre arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra evine 200 metre mesafede yer alan Kur'an kursuna gitti. Kurstan bir saat erken çıkan Narin'in başına ne geldiyse işte bu bir saat içinde geldi. Ben onlara teşekkür ederim. O kadar seviniyorum ki. O kadar ciddi davranıyorlar ki. O kadar hoşuma gidiyor ki. Bende bile şüphe ediyorlar. Ben gerçekten çok mutluyum. Hepsi benim kızım için yapıyor. Beni götürsün, babasını götürsün, abisini götürsün. En son saat 15.12'de kuzenleriyle birlikte okul kameralarına takılan Narin Güran, patika yoldan eve gitti ve bir daha küçük kızın izine rastlanmadı. Kaybolduktan sonra ailesinin jandarmaya yaptığı ihbar üzerine Narin'i bulmak için güvenlik güçleri geniş bir alanda arama çalışmaları yaptı. Ancak talihsiz kızın izine bir türlü rastlanmadı. Devlet elinden gelenin fazlasının sınırı bile yapmış. Temelim kızımın sağ olmasıydı. Ölü bulunması bile şu an kızımın bir mezarı bile olması. Bu da devletin bir çabasıydı illa ki, tabii ki. Allah'ın izniyle kim olursa olsun devlet çıkaracak. Başta jandarma olmak üzere AFAD ile farklı kurtarma ekipleri köy içinde ve dışında bakılmadık yer bırakmadı. İnsansız hava aracıyla helikopterlerin de katıldığı çalışmalarda küçük kızın izine rastlanmadı. Önce kaçırılma ihtimali üzerinde duran jandarma, köylülerin ifadesi ve ailenin şüpheli davranışlarından dolayı Narin'in cinayete de kurban gitmiş olabileceğine yoğunlaştı. Hiçbir şey söyleyemeyeceğim, sadece Allah hakkını bırakmasın inşallah. Günahsız bir yavruydu sadece. Yani bütün köyün kurbanı oldu sadece. Olayla ilgili Ankara'dan bir özel ekip de gelerek Narin'i arama çalışmalarına dahil oldu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında tüm köylülerin ve ailenin birden fazla kez ifadeleri alındı. Ama bir türlü Narin'e ne oldu sorusunun yanıtı bulunamadı. Kolunda diş izlerine rastlanan abi Enes Güran gözaltına alındı. İzler. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda Narin'in diş röntgeniyle karşılaştırıldı, ancak izlerin kime ait olduğu belirlenemedi. Arama çalışmaları da artık Narin'in cesedini bulmaya evrildi. Enes, annenin dediği gibi hırçın, uyuşturucu kullanan biri mi, yoksa amca Salim'in dediği gibi içine kapanık, kızları bile aşık olmayan... Ben kardeşim 18 yaşında da hayatı boyunca sigaradan hiçbir şey kullanmamış. Ve bunda devletin bir hastanesi var, öyle bir şey olsa götürüp test yapalım. Ki yapıldı zaten. Bütün testleri yapmıştık. Ne bir alkol ne bir uyuşturucu, hiçbir şey yok. Jandarma tarafından yapılan çalışmalarda amca Salim Güran'ın Narin'in cinayete kurban gittiği saatlerde aracıyla hızla köyden çıktığı kameralarla tespit edildi. Bizi çıkarı yanmazdı, bizi yandı. Hristiyan adresi yanmış, bize yanmazdı. Bunun üzerine 31 Ağustos'ta gözaltına alınan amca Güran'ın aracında gerçekleştirilen incelemelerde Narin'e ait DNA örnekleri bulundu. Jandarma ve mahkemede Narin'i ben öldürmedim diyen Salim Güran, 2 Eylül'de kasten öldürmekten tutuklanarak cezaevine konuldu.
özel ekip, savcı ve tüm yetkili birimler Nari'nin bir cinayete kurban gittiği üzerinde artık fikir birliği yapmıştı. Nari'nin eğer Tutmaz Deresi'nde olabileceği ihbarı üzerine jandarma söz konusu bölgede arama yaptı. Arama çalışmalarının 19. gününde Nari'nin cansız bedeni köye 1,5 kilometre mesafedeki Eğer Tutmaz Deresi'nde üzeri taşlarla kapatılmış bir çuvalda bulundu. Ardından yapılan operasyonda aralarında anneyle babanın da bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Nari'nden alınan 91 numune incelenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. 19 Eylül'de İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca düzenlenen raporda Nari'nin 21 Ağustos'ta boğularak öldürüldüğü kesinleşti. Kamuoyuna yansıdığı üzere narin bir çorbada bulunduğu yerde gömülü bir şekilde üzerine taşlar konularak bulunmuştu. Narin'in çantası da torbadaydı, narin'in terlikleri de torbadaydı. Bütün bunlar birer artık delil. Gözaltındaki isimlerden Nevzat Bahtiyar, ilk ifadesinde Nari'ni Eğer Tutmaz Deresi'ne kendisinin gömdüğünü itiraf etti. Sen burada durdun değil mi yol üzerinde? Yol üzerinde peki çekinmediniz mi biri görür eder? Ben bilmiyordum yani, ben burada durdum, ıslayınca bilmiyordum yani. Çuvala peki burada mı koydunuz? Evet, şöyle koydum. Burada koydum. O yardım burada etti mi? Evet. İki araba yan yana durdunuz. Bu yolu kapattınız, hiç mi gelen geçen olmadı? Bahtiyar, amca Salim Güran'ın cesedi saklaması için kendisine 200 bin lira teklif ettiğini belirterek cesedi araç içerisinde getirdi. Battaniyeye sarılıydı. Birlikte çuvala koyduk. Muhtar ayrıldı. Çuvalı kendi aracıma alıp daha sonra dere yatağına götürerek gömdüm, dedi. Ancak Nevzat Bahtiyar, ikinci ifadesinde ise Salim Güran'ın kendisini ailesini öldürmekle tehdit ettiğini iddia etti. İndiği zaman bana söyledi, sizlerdi bu şeyi kaybettik. Ne, nasıldı, gösterdiğinde nasıldı, neyin içindeydi, nasıl duruyordu? Şeyin içinde, battaniyenin içindeydi. Ondan sonra ben durdum, sizlerdi. Battaniye nerede duruyordu? Hangi koltuktan? Ön koltukta. Ön koltuk şoför koltuğu mu, yolcu? Yok, yolcu. Tamam, kaybet dedi. Ne evet, yaptın sonra sen? Sonra ben gördüm, beni ailemle şey yaptı. Dedi, eğer beni kaybetmezsen ailemin başına ne geleceğini biliyorsun. Tamam, sonra ben, ne yaptın? Sonra ben mecbur kaldım. Tamam. Bir şey de söyledi bana, 200 bin lira para vereceğim. Tamam. Mesela kaldıktan sonra 200 bin lira para vereceğim. Tamam. Ne kadar? 200 bin. Bahtiyar ifadesinin ardından kasten öldürmeye iştirak suçlamasıyla tutuklandı. Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri üzerine soruşturmayı yürüten savcılar 22 kişiyle ilgili gözaltı kararı verdi. Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen anne Yüksel Güran, abi Enes Güran ile amca ve yengeler ile kuzenlerin de aralarında olduğu 10 kişi daha tutuklandı. Emin misin çocuğu düşürmedin oğlum? Ben kendim inemiyorum. Attın değil mi aşağıya? Attın mı çocuğu, fırlattın mı? Ben bıraktım orada. Oradan aşağıya nasıl indirdin çocuğu buraya? Fırlatarak mı? Yere mi bıraktın aldın? Yok, ben kendim biraz sürürttüm, götürdüm oraya bıraktım. Hiç düşmedi, sürüdün hiç atmadı. Sürüdün mü? Yok, bu direk çıkarak. Nasıl yaptın, ne yaptın? Kucağında evet. Çocuk var, göster bize nasıl yaptın, göster. Nasıl indiğini. Yani en az 15-20 kiloluk bir şey. Abi şeker. Tamam da şimdi duramıyorsun ayakta. Çocuk var kucağında, nasıl yaptın bu işi? Böyle getirdim, kabule. Göster bize, nereye gösterdin? Ne yaptın, nasıl yaptın? Kabule. Ne yaptın? Anlat bize orada, detay ver. Buraya bıraktım. He? Ondan sonra bir tane taş bıraktım. Üstüne mi, nasıl yaptın? Üstüne bir taş bıraktım. Üzerine. Bir şey, başka bir şey bıraktın mı üzerine? Yok. Amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'la birlikte tutuklu sayısı 12'ye çıkan Narin Güran, cinayetiyle ilgili iddianame yazım aşamasına geçildi. Bu arada cinayete ilişkin deliller de toplanıyordu. Yapılan çalışmalarda HTS kayıtları ve yeni görüntüler ele geçirildi. Özellikle daraltılmış baz çakışmalarıyla çok önemli verilere ulaşıldığını söyleyebiliriz. Oda herkesin nerede olduğu o baz kayıtlarında belli. Jandarma ve bir çiftlik kamerasına ait görüntülerde Nevzat Bahtiyar'ın ve Salim Güran'ın aracının Eğer Tutmaz Deresi'nde görüldüğü tespit edildi. Yine HTS kayıtlarında amca Salim Güran, Nevzat Bahtiyar ile
anne Yüksel ve oğlu Enes Güran'ın telefon bas sinyallerinde, Nari'nin öldüğü saatlerde baba Arif Güran'ın evinde oldukları belirtildi. TÜBİTAK'a gönderilen ses kayıtları ve kamera görüntülerin çözümü yapıldıktan sonra başsavcılığa gönderildi. Artık yemin ederim, yani artık kızımızın acısını yaşamıyoruz. Eziyorlar bizi. Bu sosyal medyada olan bu küfürler ayıptır. Elde edilen tüm deliller üzerine 4 kişi ile ilgili 21 Ekim günü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. İddianamede anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve cesedi gömen Nevzat Bahtiyar hakkında kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış hapis sistemiyle dava açıldı. Yani böyle bu acıyı hepimizin derinden özledi. Çünkü biz yarasa da bir yazın okuyak. Allah hakkını bırakmasın. Allah hakkını bırakmasın. Kim olsa olsun. 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim'de kabul edilen iddianame tartışmaları da beraberinde getirdi. İddianamede tartışmaya neden olan bölümse bilinmeyen bir sebepten dolayı öldürüldü ibaresi oldu. Narin Güran'ın korkunç ve planlı bir şekilde öldürülmesi tüm Türkiye'nin yüreğinde acı yaşattı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinden sonra Narin Güran köyünde toprağa verildi. Narin'in cenazesi şu anda gasilhaneden çıktı. Tabutunun üzerinde beyaz bir gelinlik, beyaz bir duvak var. Yüzlerce kişi Narin'in cenazesinde bir araya geldi ancak küçük kızın son yolculuğunda anne ve baba yoktu. Narin, gözyaşları ve ağıtlarla toprağa verilirken tüm Türkiye talihsiz kıza sahip çıktı. Eylül'de toprağa verilen Narin'in mezarı 4 gün sonra valilik tarafından yaptırıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen duyarlı insanlar Narin'in mezarını ziyaret etti. Yani bu acı yürek dayanmaz. Ben de 18, 19, 20 gündür yüreğim dayanamadı. Her gün fotoğraflarına bakarak ağlıyordum. Benim kızıma çok benziyor. Kızıma çok benzediği için biraz daha duygusal oldum orada. İlk duruşmaya sayılı günler kala ise aileden ilginç açıklamalar gelmeye başladı. Narin'in babası Arif Güran, müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianamede evini de gören askeri üs bölgesinin kamera görüntülerinin yer almadığını belirterek, bu kurulan yer bu bölgenin emniyetini almak içindir. Burada 3 tane kamera olan askeri üs bölgesinin görüntüleri iddianamede yok. Kim olursa olsun gözümün nuru olsa dahi benim kızıma elini uzatanın devlet o elini kessin. Ama somut delillerle. Nevzat bugün bir somut delildir. İtirafçı değil katildir. Normal bir kameradan yaklaştırın orayı. Şuradaki kamera benim bu evin rampasını nasıl almıyor? Eğer Nevzat gelmişse benim evime bellidir. Salim amcası gelmişse evime bellidir. Eşim koşmuş da buraya kadar yüzünü kapatmışsa bellidir. İftirayla bir yere varılmaz, dedi. Zaten bellidir benim gönlümde ve niyetimde kim kızıma öyle yaptığı zaten belli. Ama bu cinayeti net ve net aydınlatacak iki tane kamera var. Şu an bu kameralar ortaya çıkarsa zaten her şey ortaya çıkacak. Bu iddianamede diyorlar ki senin eşin, oğlun, kardeşin Nevzat, Nevzat Bahtiyar benim evime giremez. Nevzat Bahtiyar normal şartlarda da benim evime gelmemiş bir insandır. Gelmişse de bu balkonda oturmuştur ya da abu dışarıda oturmuştur. Dünyada görülen bir şey var mı? Hem canımı alıyorlar, parçamdan hem parça alıyorlar, hem de kalkıp oğlumu, hanımımı, kardeşimi içeriye alıyorlar. Nevzat Bahtiyar'dan başka kimse değil, iftira atıyor. Ve devlet şu an bir katilin lafını dinleyerek bir anneyi cezaevinde durduruyor. Bir ağabeyi, bir amcayı cezaevinde durduruyor. O delili tespiti varsa durdursun. Ben ona bir şey demiyorum. Ben ilk günde demişim. Benim gözümde benim ailemdir. Devletin gözünde şüpheliyse cezaevindedir. Ben bugüne kadar cezaevine de gitmemişim. Hiç kimseyi ziyarete de gitmemişim. Sebep nedir? Niçin gitmemişim? Ben, kızım benim için farklı bir şeydi. Benim dünyam, benim hayatım kızımdı. Arif Güran, tek somut delilin evin karşısında da gözüken askeri üs bölgesinin kameraları olduğunu belirterek, benim evimin etrafında bir bahçe duvarı yok.
Evimin arkasından da yol geçiyor. O iddianamede müştemilat geçiyor. Orası tandır için yaptığım bir yerdir. Bu da benim ahırımdır. Bu da tandır için yaptığım yer, keşke yapmasaydım. Bu noktada bir insan durduğu zaman HTS burada mı gösterir? Bu kadar eminler mi HTS'nin 30 santimetre kaymamasından, diye konuştu. Şuraya gelsen herhangi bir duvar var mı? Yok. Bakın şuraya gelseniz HTS 2 metre kaysa benim oturma odama giriyor. 2 metre. Buraya gelseniz, mutfağımın içine atıyor. O HTS dedikleri. Şuraya gelseniz salonuma atıyor. Yani bir nokta bu kadar mı şaşmaz? Bir HTS'nin noktası şu an bu. Benim salonumdur ya, arada bir duvar var, Bu nasıl bir tespittir? Buraya geldiği zaman benim diğer odamdır. Yani bu şekil midir? Benim köyüm havalanla 5 kilometre uzaklıkta, bir kırsal bir köy değil. Dara 2 kameranın iddianamesine girmesini istiyorum. Ben buradan İçişleri Bakanı'na çağrıda bulunuyorum. Yalvarıyorum. Dara 2'nin kamerasını iddianameye alınmasını istiyorum. Eğer Dara 2'deki kamera gerçekten iddianameye girerse bu olayın hepsi çözülecek. Ve katil ya da onların deyişiyle katiller. Benim deyişiyle katildir. Oğlu Baran Güran ile ilgili, özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili de konuşan Arif Güran, Baran paylaşımlarını silmemiş, yalandır. Tabii annesini savunacak, tabii kardeşini savunacak. Ben biliyorum ki 85 milyon insan benim kızımın dosyasını takip ediyor. Evler yıkanmış, halılar yıkanmış dediler. İddianamede yok. Bu senaryoları biz geçtik. Bunlar bazı insanların verdikleri senaryolar ifadelerini kullandı. Sebep nedir? Ben bir baba, ben bu noktalarla tatmin olmam. Ben, benim yengemdir, evdeler. Yengeniz hangisi? Hediye. Hediye Güran. Evet, o da diyor evdedir. Benim oğlum telefondan bir şey silmemiş. Benim oğlum telefonu kapatmamış. Benim oğlum zaten evde. Eğer HTS'si evde vurulduğu zaman, eğer bu insanlar dese ki ben komşuya gitmişim, buraya gitmişim, şuraya gitmişim deseler, bugün derdim valla şöbeli şeyler var. Eşi Yüksel Güran'ın sağlık görevlilerine gidip kanını alması ile ilgili de konuşan Arif Güran şunları söyledi. Ben aşağıdaydım. Ben şimdi benim görmediğim, bilmediğim bir şeye ben bir şey diyemem. Siverek'ten gelmişler, annesinden kan almışlar. Artık sağlık ocağına mı götürmüşler, ambulansta mı bilemiyorum. Tam olarak net bilmiyorum. Şeyhlerin kan istemesi. O da izinsiz verilmemiş. İzin alınarak verilmiş. Alsınlar beni de götürsünler, ne olacak? Zaten ölü bir adam, ölü bir babayım. Allah hakkımızı bırakmasın. Tabii ki mahkemeye gideceğim. O insanların gözüne bakacağım. Kızımı katlettiğini soracağım o insana. Barak, annenin bir şırıngayla ambulansta kan aldırdığına dair söylentiler vardı, jandarmadan gizli. Doğrudur. Siverek'te iki tane adam geldi. Dedi ki biz bu çubuklar üzerinde biz bu çocuğu bulacağız. Garanti veriyoruz. Bunlar geldi, amcam jandarma personeli aradı. Hatta kan verdiği zaman videoya aldık ve yanında jandarma personelleri duruyor. Videosunu avukatlarımıza verdik, bunu mahkemede sunacaklar. Cezaevindeki eşi ve oğluyla telefonla görüştüğünü söyleyen Arif Güran şöyle konuştu. Cezaevinde yaklaşık 7-8 kişi aileden var. Benim inancım ve görüşüme göre bu insanların öyle bir şey yapmayacaklarını bildiğim için gitmemişim. Eşimle ve oğlumla telefonla görüşmüşüm. O da doğal. Benim hakkım olan bir şeydir. Yani bir insan eşiyle çocuğuyla konuşmuyorsa baba bunlardan şüpheleniyor diyecekler. Eşim Allah hakkımızı bırakmasın diyor, canımızı aldılar, ruhumu alıyorlar diyor. Rabbim kim bunu, kim bizim başımıza getirmişse misliyle onların başına getirsin. Ben bugüne kadar cezaevine de gitmemişim. Hiç kimseyi ziyarete de gitmemişim. Sebep nedir? Niçin gitmemişim? Ben, kızım benim için farklı bir şeydi. Benim dünyam, benim hayatım kızımdı. 5 evladım olabilir ama benim kızım başkaydı. Allah benim hakkımı bırakmaz. Duruşmadan hemen önce tutuklu abi Enes Güran da sessizliğini bozdu. Cezaevine neden girdiğini bilmediğini söyleyen Enes Güran şunları dedi. Aylardır boş yere tutukluyum. Narin'i öldürdüğüme dair somut bir delil yok.
Köyde kardeşimin ölümüyle ilgili herkes farklı bir saat söylediği için tutukluyum. Biri şu saatte çeşmenin orada gördüm, diğeri başka yerde gördüm diyor. Allah aşkına kim kardeşine zarar verir? Benim bir tane kız kardeşim vardı. Ona niye zarar vereyim? Neden öldüreyim? Öldürmem için bir neden söyleyin. Duruşmada da söyleyeceklerim bunlar olacak.